Öfkeliyim, yumruklarımı sıkıyorum. Sohbete geçmeden önce dün huşu içerisinde idrak ettiğimiz mübarek Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Tüm İslam alemi ve insanlığın bu gecenin feyziyle bereketlenmesini de temenni ediyorum. Yer küresine, bölgemize ve ülkemize barışın, kardeşliğin, hoşgörünün, hak, hukuk, adalet nizamının yüce Allah'ın şaşmaz terazisiyle ikmal olmasına da bu mübarek günler vesile olsun. Evet, bu dua ve kutlamanın ardından hasbihalimize geçelim. Öncelikle ifade edeyim. Başlıktaki cümle bana ait değil ki böylesi bir ruh hali içerisinde değilim. Allah korusun. Sözün sahibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizatihi kendisidir. Ruh halini de bundan sonraki cümleleri daha bir açık dışa vuruyor. Vaziyet psikolojik bir vaka. Şöyle ki, malum salı günleri ekseriyetiyle parti grup toplantıları var ve mecliste grubu bulunan parti liderleri bir önceki hafta ve sonraki zaman dilimi içerisinde gündemde olan mevzuları değerlendirir. Ardından kendilerine özgü siyasi stratejileri bir bir deklar ederler. Tabii ki rakiplerine de eleştiri oklarını esirgemezler. Kılıçdaroğlu, salı günkü grup toplantısında kürsüye çok farklı bir ruh haliyle çıktı. Elektriklerin kesikliğinden mi konuşma metnini hazırlayamadı, yoksa son siyasi hamlelerinin hem sonuçsuz kalmasının ezikliği, kumpasvari, tertiplenen programlara karşı sinir bozuculuktan mı diyeceğim, değil. Olsaydı çok uzun konuşması gerekirdi. Ama uzun konuşmadı Kılıçdaroğlu. Kısa ve öz, ancak her satırı altı çizili mesajlar içeren bir konuşma üslubuyla kürsüye çıktı. Malum genelde bir saati bulan konuşmalar yapardı. Bu kez kısa tuttu ve 13 dakika gibi bir sürede konuşmasını tamamladı. Ses tonuna gelince neler oluyor dedirten bir volüm ve sertlik hakimdi. Nitekim ağzından dökülen sözcüklere de bu yansıdı. Konuşmasına öfkeliyim, yumruklarımı sıkıyorum diyerek başladı. Sonrasında da biz birbirimize emanetiz, başarırsak birlikte başaracağız dedi. Söze giriş ve başlangıç cümlesinden sonra Kılıçdaroğlu kağıda döktüğü konuşma metninden şu cümleyi aktardı. Ki burada hem parti içerisine hem de yürüdükleri yolu destekleyen dışarıya uyarı mesajı verdi. Önce kendi mahallesine seslendi Kılıçdaroğlu. Ve dedi ki, bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Gruptakiler bu ifadeye pür dikkat kesilirken ardından gelen cümle şu oldu. Size de bir çift lafım var. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin, açık ve net söylüyorum. İki gündür konuşmanın satır araları genişletilerek tartışılıyor ve akla gelen bir dizi soruya da yanıt aranıyor. Çünkü grup toplantısında milletvekillerinin ekseriyetinin yanında CHP'li belediye başkanları da bulunuyordu. Öne çıkan ve alt başlıkları düzineler içeren sorudaki kasıt şu muydu? Cumhurbaşkanı adayı benim. Bana rakip çıkarmayın. Ne Ekrem İmamoğlu ve ne de Mansur Yavaş. Parti içerisinde hizipleşme yaratmayın. Yol yürüyecekseniz benimle yürüyün. Özellikle de engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa sözüyle de kimi kastetti. Altılı Masa üyelerine de bir atıf var mı, o da dillendiriliyor kulislerde. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından çıkarılan meramlar çok. Ki dün baktım hem muhalefetin hem de iktidarın mahallesinde fikir ve düşünce satıcıları cımbızcık kesilmiş. Kimse lafları üzerine almamış. Ancak bendeki kanı, Kemal Bey yaş 70 iş bitmiş diye düşünen mahallesindekilere bende daha çok iş var demek istiyor. En radikal duruşu da çok seçim kaybettik, heybede bir siyasi zaman tükettik, bari son virajda vuruşarak gidelim ki namımız yürüsün demenin gayreti olsa gerek diye düşünüyorum. Sizce? Özgür Özel'in tehdidi, Kılıçdaroğlu'nun engerek ve çıyan dedikleri arasında Özgür Özel'i var mı yok mu bilmiyorum. Ama Özel'in Kılıçdaroğlu'ndan haz aldığını ya da birlikte yürümeye meyilli olduğunu sanmıyorum. Çünkü randevusuz kurumlara gidişi, eline tutuşturulan belgelerin sürekli tekzip yemesi ve son olarak Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği, sözde gittiği evin elektriklerinin kesik olmadığının ortaya çıkması gibi haller. Yani trolletenlerin başında geliyormuş Özel. Neyse, parti içi çekişme. Ancak Özel'in önceki gün Osman Kavala davası üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit sözleri sahibin kim dedirtti. Kavala özgürdür, Gezi özgürdür, Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir.
ant olsun. Bu ifadelerin benzerini 10 büyükelçi de kullanmıştı. Ortak yayınladıkları bildiride. Yani Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ne diyorsa CHP de onu diyor. Demek ki sahibinin sesi olmak bu olsa gerek. Peki Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik? Dediği şuydu: vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Ne yani? İktidara gelmek adına memleketi elin gavuruna biat edici, kukla edeceksiniz. Kendinde müstemleke valisi olmaya razı olacaksın. Avaneni de kapı kola edeceksin. Bir emri Avrupa Birliği'nden bir komutu Amerika Birleşik Devletleri'nden alacaksın. Sonra da olmayan iradenle sözde ülkeyi, vatanı satanlarla kavga edeceksin. İyi de müstemleke valisi olduğunda kiminle kavga edeceksin? Kendi kendinle mi? Bir sakin olun ya. Şu Osman Kavala davasıyla alakalı ne bu kızıl kıyamet hali? Bir sakin olun ya. Herkes almış eline kazma küreği, adalete ve hukuka mezar kazıyor. Dün de ifade ettim. Kavala davası yeryüzündeki en siyasi, en politik ve en çok limon sıkılan ama Türkiye açısından hassasiyeti yüksek bu dava her yönüyle mecrasından çıkarıldı. Tepinmeyen kalmadı ama gelinen aşama itibariyle bu tepinme tehlikeli bir boyut evriliyor. Çünkü ne yargı bağımsızlığını, ne hakim ve savcıların özgür iradesi, ne hukuk devleti işleyişi, ne de adaletin eşit ve tarafsız ilkesi bırakıldı. Buldozer misali, üzerinden geçen geçene, atılan manşetlere, ağızlardan çıkan sözcüklere, muhalefetin özellikle klişeleşmiş beyanı skandal da skandal karar. Gerçeği iyi görmek lazım. Her mevzuyu kısır çekişmenin menbaasına attığımız o politize ediliş, ruhundan, karakterinden, zihninden ve felsefesinden azıcık uzak durmamız gerekir. Mevcut durum anayasal bir işleyiştir ve uygulanan da yasalardır. Eğer ki bir suç varsa hukukta bir karşılığı olması lazım ki buradaki işlemde gereği noktasında mesai tüketti ve bir karar verildi. Ki bu karar henüz kesinleşmiş değil. Daha birçok aşama ve merhale var. Yargıtay aşaması var. Anayasa Mahkemesi var. Yoksa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Yineliyorum. Türkiye bir hukuk devleti ise yargının bağımsız işlemesinden yanaysak ikiye bir noktasında alınan karar bunun göstergesidir. Bağırarak, çağırarak, nara atarak, tehditler savurarak adalet tecelli edilmez, edilemez de. Hiçbir mahkeme, hiçbir savcı ve hakim yani adaletin terazisini elinde tutan o gözü kapalı kızın temsil ettiği hür ve bağımsız duruşunu kimse etki altına alamaz. Ne bu ülkenin iktidarı ya da cumhurbaşkanı ne de muhalefet partileri veya ABD ile Avrupa Birliği gibi dış güçler. Mahkeme keyfiyete göre, ses dozajının yüksekliğine göre karar vermez. Onun için herkesin ama herkesin hukuka saygı göstermesi lazım ki hukukun üstünlüğü kamil olsun. Ne gariptir ki bugün hukuka, yargıya ve adalet mekanizmasına verip veriştirenlerin de adalet adalet diye yollara dökülüp yürüyenlerin saygı göstermesi gerekiyor ve bekleniyor. Çünkü hukuk ve adalet herkese lazım. Günün sözü, insanlar sevdiği kişiler hata yaptıklarında değil, onlara dair umutları kalmadığında vazgeçerler.